Burası babamın mezarı. Burası da oğlum ve yeğenimin mezarı. Bunlar da mezar hırsızları. Koca bir mahallenin mezarlığını bastılar. Bir gecede onlarca cenazeyi açıp gittiler. Mezar yeri belli, defne edilen belli fakat mezarlar var. O mezarlıklar neden açıldı? Cenazeler neden alındı? Bu işi kim yaptı? Şu anda girdi içeri. Robin Hood yine ortaya çıktı. Evlenmeye hazırlanan bir aileye öyle jestler yaptı ki. Küçük bir hediye getirdim. Kim bu? Bir çiftin rüyasını gerçekleştiren gizemli iş adamı Zamane Robin Hood o düğüne gelecek mi? Biz düğünümüze de bekliyoruz inşallah. Bir tarafta türkücü Serkan Kaya, bir tarafta popçu Berkay. Yer bir gece kulübü, etrafta sayısız ünlü ve büyük bir kavga. O gece neler oldu? Popçu Berkay'la türkücü Serkan Kaya neden birbirine girdi? Bomba pazartesi günü neler oluyor hayatta da patladı. Işın Karaca yeni aşkının keyfini süremeden ortaya atılan yasak aşk iddiaları ortalığı fena karıştırdı. Yasaksa yasak. 45 gün önce boşanan Işın Karaca yuvasını gerçekten yeni aşkı yüzünden mi yıkmıştı? Siz de bilmiyorsunuz. Şok iddianın perde arkası ve Işın Karaca'nın büyük isyanı geliyor. Allah Allah. Ben özledim galiba seni. Büyük iddia gerçek çıktı. Ayrılığa sadece 2 ay dayanabildiler. Murat Boz ve Aslı Enver nasıl barıştı? Vazgeçmem yine sevmekten. Murat Boz, Aslı Enver'e kendini nasıl affettirdi? Ölür müsün bir hatır sorsa, kork be Allah'tan. Araya kimler girdi? Aslı Enver, Murat Boz'u hangi şartlarla affetti? Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz, duyamayacağınız bol şarkılı türkülü arabesk filmlerinin tıpkısının aynısı barış hikayesi geliyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Mahalle dolusu adam koca bir otobüsün önünü kesti. Hem şoförü hem de yolcuları linç etmek istedi. Vur! Şoförün can güvenliği yok. Otobüsteki kadınların, çocukların çığlığı koca bir mahalleyi ayağa kaldırdı. Şu kapıyı bir açar mısın? Ya nasıl açıyor ya? Bir sakin ol ya. Adam öldü. Burası babamın mezarı. Burası da oğlum ve yeğenimin mezarı. Bunlar da mezar hırsızları. Koca bir mahallenin mezarlığını bastılar. Bir gecede onlarca cenazeyi açıp gittiler. Mezar yeri belli, defne edilen belli fakat mezarlar var. O mezarlıklar neden açıldı? Cenazeler neden alındı? Bu işi kim yaptı? Şu anda girdi içeri. Robin Hood yine ortaya çıktı. Evlenmeye hazırlanan bir aileye öyle jestler yaptı ki. Küçük bir hediye getirdim. Kim bu? Ne biçim? Robin Hood gönderdi. Bir çiftin rüyasını gerçekleştiren gizemli iş adamı Zamane Robin Hood o düğüne gelecek mi? Biz düğünümüze de bekliyoruz inşallah. Hangi ünlü, hangi dekoltesiyle ünlü? Kadının gücünü hafife alma. Sahnelerin ve ekranların starları kıyafet seçimlerinde en çok hangi dekoltesini ön plana çıkarıyor? Bu dekoltelerle neyi ima ediyor? İstersen bana ukala, ukala. Bomba pazartesi günü neler oluyor hayatta da patladı? Işın Karaca yeni aşkının keyfini süremeden ortaya atılan yasak aşk iddiaları ortalığı fena karıştırdı. Yasaksa yasak. 45 gün önce boşanan Işın Karaca yuvasını gerçekten yeni aşkı yüzünden mi yıkmıştı? Siz de bilmiyorsunuz. Şok iddianın perde arkası ve Işın Karaca'nın büyük isyanı geliyor. Allah Allah insan bu.
Bir tarafta türkücü Serkan Kaya, bir tarafta popçu Berkay. Yer bir gece kulübü, etrafta sayısız ünlü ve büyük bir kavga. O gece neler oldu? Popçu Berkay'la türkücü Serkan Kaya neden birbirine girdi? Ben özlediğim galiba seni. Büyük iddia gerçek çıktı. Ayrılığa sadece 2 ay dayanabildiler. Murat Boz ve Aslı Enver nasıl barıştı? Vazgeçmem yine sevmekten. Murat Boz, Aslı Enver'e kendini nasıl affettirdi? Ölür müsün bir hatır sorsa, kork be Allah'tan. Araya kimler girdi? Aslı Enver, Murat Boz'u hangi şartlarla affetti? Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz, duyamayacağınız bol şarkılı türkülü arabesk filmlerinin tıpkısının aynısı Barış Hikayesi geliyor. Hepsi ve daha fazlası hemen şimdi. Günaydınlar efendim. Neler oluyor hayatta, hoş geldiniz. Yine insana, hayata dair, size bize dair ne varsa burada bu stüdyoda ve sevgili Hakan Ural'ın yorum farkıyla. Hakan'cığım günaydın. Günaydın, nasılsın canım benim? İyiyim şekerim, işte uğraşıyoruz, gözlemiyoruz. Uğraşışıyor bu iş. Bu ne zaman inecek? Söyle, izleyiciler merak 21 ediyor. 21 gün hücre yenileme, bakalım artık. Vücuttaki her travmanın 21 günde geçmesi şimdi bekleniyor. Bak, 21 gün geçer, 21 gün sonra bunu şişeyim ben, kandırmışlar bunu zaten belli. Derim ki ne oldu? Havadan der. O geçer der ki haftaya. O geçmez yani. İnşallah böyle geçer, kaldın Hakan'cığım. Kaldın. Deme öyle. Kısık göreceksin her şeyi. Bak, bugün ünlülerimiz var. He. Estetik olup pişman olanlar var. Tabii o işte. Ondan sonracığıma bir bölgesine güvenip hep orayı ön plana çıkaranlar var. Ondan sonra Cem Yılmaz'ın sağlık durumunu çok merak ediyorum. Evet. Dün gece iptal oldu efendim. Çünkü ciddi bir rahatsızlık geçirdi, yoksa iptal etmezdi. Griptir diye düşünüyorum ben. Ama yani son anda işte ne bilirim. Tabii. Gece geliyor bu haber. Bakalım ne olmuş. Işın Karaca birinci, ikinci koca kapıştı mapıştı derken. Üçüncü koca mı devir? Yani olabilir. Yani. En azından adayı olabilir. Yani. Berkay'ı biz Arda Turan kavgasıyla biliriz. Meşhur. Hı-hı. Berkay dün gece, daha doğrusu bir önceki gece bizim verdiğimiz haberde, bir yaş günü partisi haberinde Serkan Kaya ile kavga etmiş. Orada ben yorumumu yapacağım. Orada Kaya'ya çarpmış. Öyle mi diyorsun? Orada. Sebebini İzah ettireceğiz. İzleyicilerimiz onu bilmiyor. Hak verecekler mi acaba, veya hangisine hak verecekler merak ediyorum. Ama ondan önce ha, bir de Murat Boz, Aslı Enver. Artık onlarınki ne hikayesi denir, ona bile aynı şey döner. Ben mesela kendi adım, ben kendi adım hani bir şey de yapmak istemiyorum. Hani böyle insan kırmayalım ama sıkıldım be abi. Ben de vallahi. He? Ben bile sıkıldım, onlar nasıl sıkılmadı? Ayrıl Barış, bu ne ayrıl ya? Barış. Vallahi niye? Ya. Şimdi niye çocuklar, şimdi ben Murat olup bu bizim yorumumuzu izlesem neyinden alınırım? Bu hani size ne kardeşim, o zaman konuşmayın diye olabilir ama sen de yaptığın meslek konuş, göz önünde adamsın, konuşulacak yani. Çok şey ya. Bu nedir ya? Hayranı çok merak ya ediliyor. Aslı Enver'in de öyle. Tabii ki konuşulacak. Neyse. Biz de merak ediyoruz zaten ne olup bittiğini. Ya bu nedir ya, bu kadar kararsız bir ilişki ya? Değil mi? İnsanı yorar bir kere. Epey uzun zamandır ben, yani son 3 senede en az 5-6 defa konusu oldu, polemiği oldu, ayrıldı, barıştı, barıştı. Bu da bizim bildiğimiz. Ha, ne çözülemiyor olabilir acaba? Bu da bizim bildiğimiz, yani bilmediğimiz kim bilir neler var. Az sonra bunların hepsini göreceğiz efendim. Barışmalarında da çok ilginç bir detay var. Onu da göreceğiz. Peki bu kadar sık ayrılınan ilişkiler devam etsin mi? Onu da size soralım. Yoksa ön teker nereye, arka teker oraya mı gider? Şimdi bir magazin turuyla başlayalım. Adriana Lima Türk sevgililerini fena harcadı Hakan'cığım. Vay be. Ne yapmış mı? Bakalım. İki tane ayılalım. Üstte. Kendimize bir sonra gelelim. Bak Zeynep Farah Abdullah yeni sevgilisiyle görüntüleniyor. Çok şaşırtan bir tepki veriyor. Arkasından Bülent Ersoy'la Alişan'ın çok çok gençliğinde bir sünnet düğününde çekilmiş fotoğrafları vardı. Bülent Ersoy kirve mi dediler hani? Yeah. Alişan çok kızmış. Niye ki? Olamaz mıydı yani? İzleyelim bakalım. Senin için dağlar deler yol açarım ya. Komik adam seviyor.
ama kendisi hiç komik değil. Sen benimle alay mı ediyorsun ya? Farah Zeynep habercileri neden azarladı? Bir süre önce ekrana getirmiştik. Farah Zeynep Abdullah komedi oyuncusu Doğu Demirkol'la aşk yaşıyor demiştik. Ve ikili dün ilk kez kameralara yakalandı. Dillere düşeceğiz seninle, ille de biz düşeceğiz. Her fırsatta komik erkekleri seviyorum diyen Farah Zeynep dün komik aşkını anneannesiyle tanıştırdı. Onun da onayını aldı. Ancak güzel oyuncu yeni aşkıyla ilgili sorulara çok sert tepki gösterirken anneannemin yanında konuşulacak konular değil. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Anneannem çok kızacak dedi. Alişan o fotoğrafı açıkladı. Alişan'ın sünnetinde kirveliği Bülent Ersoy mu yaptı? Kirven kim olacak yavrum? Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Alişan'ın bir sünnet töreninde çekilen fotoğraf karesinde sosyetenin bir dönem ünlü sünnetçisi Kemal Özkan ve Bülent Ersoy da vardı. Herkes Alişan'ın sünneti sanmıştı. Bülent Ersoy'un da kirve olduğu iddia edilmişti. Bu çok tartışılan fotoğrafı Alişan'dan açıklama geldi. O 87 veya 88 yılı. Ben 12 yaşındayım. Ben Kemal Özkan'a sünnet olmuştum. Sünnetinde şarkı söylemiştim. O da çok beğenmiş sesimi. Sonra dedi ki bir hafta sonra Bülent Hanım'ın kimsesiz çocukları galiba 50 tane kimsesiz çocuğu sünnet ettirmişti. Oraya davet etti beni. Bülent Hanım'ın sesini dinlesin dedi. O orada çekilmiş fotoğrafta yani. Benim sünnetim değil o. Adriana Lima bizim yakışıklıları çok üzecek. O dünyanın en güzel kadınlarından biri. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Enteresandır, Adriana Lima son yıllarda sevgililerini nedense Türk erkeklerinden seçiyordu. Önce Metin Hara, sonra da Emir Uyar'la fırtınalı bir aşk yaşadı Brezilyalı güzel. Fırtınalar koparsa. Adriana Lima hafta içinde yaptığı bir açıklamada pek çok erkekle adım anıldı ama hayatımın tek ve gerçek aşkını kızlarımın babasıyla yaşadım. Diğerleri tarihi hatalarımdı diyerek bizim ünlülerle yaşadıkları aşkların yalan olduğunu söyledi. Yalan mı, yalan mı, yalanmış meğer. Adriana'ya jet misilleme. Önceki gün Adriana Lima Amerikan basınına yaptığı açıklamada Türk aşkı Metin Hara için bir hevesti, esti geçti demiş ve yeni aşkını anlatmıştı. Sen misin bana bir hevesti, esti geçti diyen Metin Hara Brezilyalı eski aşkına jet misilleme yaptı ve oyuncu Ayşe Akın'a olan aşkını ilan etti. İranı aşk ediyorum, benimle evlenir misin? Evet, burada ilgili ne çekti Adriana Lima'dan mı başlasak? O yani şey bir tuhaf bir moral olur. Moral olur. Ne oldu ki bu en son bir Türk de... Evet, zengin iş adamıyla beraber de ondan da ayrılmış da asıl şimdi biz hep yaşanmışlıklarımızı kabulleniyoruz. İyi kötü yaşadık işte. Ne yapalım yani? Hiçbirinden de pişman değiliz ayrılsak yani. Da. O demiş ki benim hayatımın gerçek aşkı çocuklarımın babası, gerisi hepsi hikaye. Eyvallah. Zaten bir dönem şey konuşuldu, hatırlasana, bu o kadar olması zor bir ihtimaldi ki. Dediler ki PR çalışması hani Adriana Lima veya dünyanın herhangi bir yerindeki ünlüler. Böyle şey karşılığında, herhangi bir şey karşılığında kalkıp böyle bir ilişki yaşıyormuş gibi o ülkedeki o ihtiyacı olan insana box office sağlamak için ilişki yaşıyor gibi gösterebilirler. Bu kadar uzun sürmez Hakan'cığım, onu yapıyorlar. O teklif bana da gelmişti. O teklif popüler bir program sunduğumuz zaman başka kadınlara ve erkeklere de gidiyor. İşte bir ay 3 restoranda kapıda el ele tutuş şu iş adamıyla. He. Ve hani rakamlar ne yaparsan, hangi bakas aralığında yani, merak ediyorum. O an değerin neyse. O an işte sunduğum program veya manken olarak popüleriten veya sosyal medyadaki görüntün neyse ona göre değişiyor. İlişki varmış gibi davranılan bir meslek var. Evet. Adam, İşiniz ne? İlişki var gibi davranıyorum. Adam ona göre kadın seçiyor kendine. Ha, manken seçebilir, adı Playboy'a çıkar. Daha oturaklı birini seçer. Kız oturaklı seçmen haber olmuyor. Mühim olan burada haber olacak diye. İşte, oturağa seçer. Geçsen. Yani o popülerliğin ne, değil. Herhalde. Şimdi ama ben inanmıyorum. Adriana Lima 1,5 sene. Adriana Lima'ya para yetmez 1,5 sene benim PR'ımı yap demeye. Yani kadın saatte 100.000 dolar alıyor. Sen 1,5 sene bana sevgili numarası yap. Bir de bunlar gitti geldi. Kadın 50 kere geldi. Hayatımın aşkı dedi, huzuru buldum dedi. O da martı gibi uçuştu. Yani bak o ne olabilir biliyor musun? Bunalımdadır. Kim? Adriana Lima. Ha. Yani çok güzel kadınlar böyle insanlar tarafından bir şekilde kullanılıyor ya. Evet.
erkekler bazıları güzelliğine, bazıları şöhretine geliyor. Tamam. İşte sen gençken paraya gidiyorsun, sonra duyguya gidiyorsun parayı yapınca kadın olarak. Hı-hı. Dikkat et bak, genç kızken, çıtırken, fakirken ünlü kadınlarımız hep zengin adamlarla. Parayı bulunca parası daha az ama yakışıklı ve genç adamlarla. Tabii. Heh. Doğru, genel olarak bu örnekler var. Robin Hood, zenginden al, fakire ver. Fakire ver, he. O mu geliyor şimdi? Yok, o gelmiyor. Robin Hood yok. Pardon. Bu Adriana Lima Hanım, peki eski aşklarını bu kadar kötüleme nedeni ne olabilir? Kötüdür de kötülemiştir yani. Hani başka ne olabilir ki yani? Şimdi kadının burayla bir ilgisi yok. Yok. Yani dolayısıyla bir politikası olamaz ki. Amerika'da şimdi söylediğinin... Yani ne gibi bir politikası olabilir ki samimiyeti dışında yani? Kötü geçmiştir, kötü diyor işte. Yalnız haklısın. Yani. Herkesin hayatının bir aşkı olabilir, o da çocuğunun babası. Kötü geçmiş diyor o ya, kadar. Onu da söylemiş kadın yani. Peki Alişan'ın bu kirve olayına verdiği sert tepki normal mi? Yani onu ben anlayabiliyorum. Erkekler hoşlanmaz mı o konuda? Yok yani şey olarak, şeklen yani. Ben anlıyorum, hani orada burada girmemin bir anası yok, alınganlık olur. Ama şey izah diyor, o şey değil diyor, o başka bir nedenden bir aradaymışlar. Bir hayır gecesiymiş mi, bir şey, günüymüş mü ne, öyle bir şeymiş yani. Ve Bülent Ersoy sahneye çıkarıp onun sesini dinlettirmiş. Bu arada Bülent Ersoy'un güzelliğine bakar mısın? Evet. Gerçekten diyorum, yani o dönem onun, bir de Bülent Hanım izliyorsanız, o bizi çok seviyor biliyorsun. Aha. Kısa şortlu bir resmi var. İnanamıyorum. Aldın mı parfümünü? Yok. Yok. Acele alayım, şey. Belki alırım bundan sonra. Yani 2020'ye girmeden al yani. Evet. Sıcağı sıcağına. Şimdi sıcak sıcak haberlerimiz neymiş? Var. Fırından yeni çıkmış. Şimdi bak. Gazete haberleri efendim. Siz hiç zahmet etmeyin. Biz buradan okuyup yorumluyoruz size. Bakalım ilki neymiş? Ne geliyormuş? Bunu zaten verdik. Vere koduk. Alişan Kirvelik. Evet şimdi. Murat Boz, Aslı Enver. O zaman görüşüyorlar. Bunu da geçtik. Yağmur Aşık Emre'yi FETÖ'cülükle suçladı. Avukatı ise Firari Zekeriya Öz'ün oğlu çıktı. Ha, bunların üst, yani bu konuşacağız üstüne, tek tek, evet. Ha, şu an konuşabiliyoruz. Tabii tabii. Ha, tamam. Bu şu, bu bugün birçok yerde vardı. FETÖ'cülükle suçluyor. Fakat şu andaki avukatı, yani hanımefendinin, FETÖ ile bağlantılı. O da ilginç değil mi? Bu enteresan bir. İki, sen düne kadar kocanken ağzını açıp bir şey söylemiyorsun. Kalkıyorsun, herkesin hassasiyet gösterdiği bu konuya ilişkilendirmeye çalışıyorsun. Ve öyle olmuş olsa bile sen bunu daha önce neden dile getirmedin kardeşim? Hı. Yani ben hep bir de şunu söylüyorum. Dünyadaki en tehlikeli şey vebal ve günah almak. Birbirimize kızabiliyoruz, çok da sinirlenebiliyoruz. Mesela ben diyelim sana aşırı sinirlendim. Ve sen hakikaten bana öyle bir şey yaptın ki ben haftada bir gün evde dolaşırken bu Seda bana bunu nasıl yapar deyip seni anlatıp hatta aile fertlerime falan da bir şey söylüyorum diyorum. Eğer olmayan bir şey sana var diye günahını aldırmam. Doğru söylüyorsun. Günah. Ve dediğin doğru. Yerken iyi, değil mi? Tabii tabii. Hiç. Ondan sonra ayrılınca tabii. FETÖ'cü oluyor adam. Evet, aldırmam yani. Şu var yani hakikaten şeye çok ağrıma gidiyor ya. Hazreti Ali'nin sözlerinden bir tanesi. Dünyadaki en ağır yüklerden bir tanesine işte sabretmek, o bu falan. Günah almak ya. Bir insana şey atmak, iftira atmak. 3 kuruş fazla para alayım diye. İftira. Allah herkesi kuru iftiradan saklasın. Amin. Sevmeyebiliriz birbirimizi. Benimsemeyebiliriz, görüşlerimizi beğenmeyebiliriz. Veya ne bileyim yaşam tarzımızla ilgili böyle bana göresi olan bir durum olabilir. Veya yaşanmışlıklardan kaynaklı. Ama iftira... Dünyanın en kötü şeyi ve aynen. En büyük günahı. Şimdi bir tane daha haber var. Ben bunun da doğruluğuna inanmıyorum. Hadiseyle ilgili. 2017'de 27 bin lira kazandım diyor. Ya olur mu? Şimdi vergi memurlarına... Ama bunu dememiştir. Hadisenin beyanı. Bak ben haberi okuyayım. Evet. Günaydın Gazetesi'nin haberi efendim. Tamam. Ben haberi detaylarıyla okuyayım. Buraya da verelim.
Hadise bir yılı zararla kapattı. O 27 bin lirayı herhalde 2-3 günde yiyordur yani. Tabii canım. Yani bu... Ünlü popçu Hadise'nin Bodrum'da işlettiği bir mekana 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldi, ileri sürülmüştü. Ha, bir yer işletiyordu, hatırladın mı? Biz seninle veriyorduk. Hande'nin falan da vardı. Bir tamam, plaj tamam. Böyle evet. Beach Club gibi bir yer. Aha. Ondan sonra 23-26 Mart tarihlerinde konu tekrar gündeme gelmiş. Hadise o konuyu konuşan programın sunucularına manevi tazminat açmış. Böyle bir şey yok. Ben zarar etmedim. Şöyle böyle diye. 619 lira güya zarar etmiş. 619 lira öyle bir mekanda 4 bardak kırılsa edeceğin zarar. Evet. 2 şişe kırılsa edeceğin zarar yani. Tabii yani. Doğru. Ondan sonra da mahkemeye diyor ki evet. 2017 yani o iflas işte mekanı kapatıldı mı kapatılmadı mı döneminde mahkemeye diyor ki benim diyor bu yıllık kazancım 27.927 lira. Gider masraflarım 28.546. Yani Hadise 2017 yılını 619 lira zararla kapattı. Kendisi mi yoksa o dükkan özelinde mi? İşte ben de onu sordum. He. Kendisiymiş. Yok canım. Yıllık geliri ve gideri. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu espri olarak metin halinde yazıp Cem Yılmaz'a vereyim oyna desen oynamaz ya. Değil mi? Tabii canım ya. Öyle şey olur mu ya? Bunu eğer gerçekse, doğruysa bu, Hadise'ye bunu kim yaptırdıysa büyük kötülük yapmış. Bundan dolayı çok ağır araştırmaya girer ve yanar. Evet. Ve ben Hadise'nin yerinde olsam direkt bunu o haberi yalanlarım. Çünkü sonuçları olur bunun. Kız bunun kurbanı olmasın. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Acaba battıysan battım de, çıktıysan çıktım de, yani. Sattıysan sattım de. Yani bu vergi, ya bu Amerika'da Martha Stewart diye yılların televizyoncusu. Yani kadının yayın evleri var. Bütün kadınların hayran olduğu. Düşünsene yani 20-25 yıllık televizyoncu 7 yıl hapis yattı. Tabii. Vergi kaçırmakta. Kadını aldılar böyle televizyon çıkışı. Dünyanın en önemli sunucularından sevgili izleyiciler. Kadın 7 yıl vergiden hapis yatıyor yani. Ha, Al Capone var. Ha. Hiçbir şeyden yatıramadılar tabii, cinayetten. Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük şeyi mafyalarından bir tanesini oradan tuttu. Ama tabii Türkiye'de de dolaylı vergi... Dünyanın hiçbir yerinde yok yani. Şu an harcadığın her türlü paranın %30-40'ı vergi. Aynen öyle. Ha yani. Telefondan. Yoksa vergi vermeyen yok da. Telefondan gir. Yani. Postayla ısmarladığın bir çift ayakkabıdan tabii. Çık yani. Bu haber şeydir yani. Ben bunun hiçbir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence de çünkü eksiklikler var. Bu insanın aklıyla, zekasıyla dalga geçmek gibi bir şey yani. Bence de çünkü eksiklikler de var. Yani okuduğun tabii, zaman tabii. Senin sorduğun evet. Soru. Çok önemli hale geliyor. Tabii işlemi, o mekanla mı ilgili bir durum yani. Çünkü iş açıyor insanlar Seda. Çok şaşalı bir yer görüyorsun ama zarar ediyor. Edebilir. Yani para kazanacak diye bir şey yok. Batıyor falan yani. Batıyorsun, çıkıyorsun. Öyle olabilir dediğin gibi. Aynen. O yüzden haklısın. Şimdiden günah almayalım. Açıklamaları duyarız. Yüzüme bir şey yaptırdım ama ne bilmiyorum. Diyen kim? Ünlü oyuncu Nurgül. Yeşilçam. Ya kız şeyi şunu kabul ediyor yani. Hani bir şey yaptık maalesef diyor yani. Evet. Çok güzel bir şey bu. Yani bir şey hayır yani. Güzel olmadığını da kabul ediyor. İşte o güzel diyor. Tabii yani. Olmadı yani. Yazık ya. Kandırmışlar kızı ya. Nasıl güzeldi? Ya bir derinliği Nurgül hakikaten benim çok beğendiğim hanımlardan biri. Yani bir ışığı vardı kadının ya. Ne yapmışlar Seda bu şey mi? Botoks mu bu? Ne bu? Botoks değil. Keşke botoks olsa ne ama bu? Artık... Botoks basit bir yılan zehri. Böyle sıkıyorsun iğneyle suratına. Felç ediyor. Zehir yani. Vay be. Ben bunu yüzü felç ediyor. Evet. Bir süre böyle mimik yapamaz felçli geziyorsun. Ondan sonra 3-6 ay sonra düzeliyor. Onun yaptırdığı şey dolgu, estetik, yüz gerdirme bayağı. Zaten diyor hepsini denedim. Botoks yaptıran ünlülere tavsiyelerde bulunmuş. Bence botoks filan dünyanın en saçma işi. Kimse yaptırmasın. Hepsini denedim. Baktız. Yani bütün her şeyi. Tabii. Uyguladım. Yaptırmayın kardeşim diye konuşmuş. Bu zamana kadar yaptırdığım hiçbir estetikten de memnun kalmadım demiş. Birçok şey yaptırdım. Çok güzel bir uygulama. Yüzümde bir incelme oldu. Hoşuma gitti. Ama sadece yüzüme değil, boynuma, yanağıma, ya, çeneme her yere yaptırdım. Özet demiş. Geçelim. Yani şunu söylüyor kız yani. Yapmayın diyor kardeşim. Hani bunun detayı orama buramdan ziyade. Diyor ki ben böyle bir şey yaptım, itiraf ediyorum ve bin bir pişmanım diyor.
Aynen. Zaten diyor olmadığını siz de görüyorsunuz diyor. Bana da sormayın. Ben de bilmiyorum diyor. Hani öyle bir darbeliyim ki diyor. Yani manşete bak yüzüme bir şey yaptırdım ama ne bil ya onu bile bilmek istemiyor. Ben de bunu yıllardır ekranlardan söylüyorum. O yanlış dedi mi biz konuşmuştuk yani. Seninle hatırlıyor musun? İlk estetik yaptırdı hiç beğenilmedi. Bütün gazetelere çıktı. O dönem bir dizisi tuttu tutmadı. Kavga etti başrol oyuncusuyla. Ondan sonra şeyle ya Erkan'la. Ondan sonra bunalıma girdi. Bunalıma girdim yaptırdım demişti. Ya şimdi hayatta bunalıma girmemiş insan bana varsa bir getir de tanışayım. Memnun oldum deyip. O çünkü girmeyerek nasıl kalıyor? Aynen öyle. Öyle bir şey. Hayat yaşarken her şey olabilir. Ölümler yaşıyoruz, yakınlarımızı kaybediyoruz, paraları kaybediyoruz. Umutlarımız, ümitlerimiz, beklentilerimiz beklediğimiz gibi çıkmıyor. Ayrılıklar yaşıyoruz, aile içinde şiddetler oluyor. Veya yaşadığımız ülkede, ortamda bir şey oluyor, savaş çıkıyor, o bir kaza yaşıyor. Bunun adına da hayat diyoruz yani. Aynen. Ya ne demek ya? Ya bunalıma gidip estetik olacak. Ama ünlülerin üzerinde çok büyük bir mahalle baskısı var. He? 200 ünlülerin üzerinde. Şimdi ben koskoca kadınım. Manken değilim, artist değilim, güzellik iddiam yok. Aynen zaten i̇şte, bu saatten 750 sonra. Adamı baştan çıkarım falan gibi bir derdim yok. Ama uğraşıyorsun Şenemle hala kendine. Para kazanıyorum. Ev kadınları uğraşıyor bak onu diyeceğim. Ev kadınları. Gidiyorum ben estetik merkezine. Sevdiğim doktor arkadaşlarım var. Hiçbir şey yok evde yani. Komşu görecek, kocası görecek. Hı. Bir de günlerde görecekler onu. Evet. Hani bizi milyonlar görüyor. Tamam. Mahalle baskısı Nurgül gibi şöhretli kadınlara şöyle geliyor. Aa, yüzü mü sarktı? Onu o dönem oynadığı dizide şu gözlerinin şuraları ödemli ve şiş olduğu için çok eleştiri gelmişti. Ama makyaj var. Her şeyi makyaj kapayamıyor maalesef. Olduğu kadar Hollywood'da da bir sürü öyle kadın var yani yaşını alıyorsun şimdi Robert De Niro'sundan bilinmesine kadar çizgi içinde Al Pacino'suna kadar Joe Pesci'sine kadar hani daha bir sürü örnek veririm yani adamların parası mı yok estetik olacak veya Amerika'da estetisyen mi yok? Feriş Dağı var tabii. İşte o yüzden yani. De dediğin doğru artık hani kadın da pişman olmuş. Zaten İsteyen söylüyor ya kız. Binbir pişmanım diyor ya. Oyuncularını da yaptırmamız gerek dersin sen zaten. Ha şu mevzuya bir gelelim. Aslında bu mevzu çok önemli. Efendim Berkay'ın adını kavgayla ikinci anışımız. Yani, şu hangi iki? Ha işte sen hep dersin ya olayların hayatın geneline bak. Geneline bakıyoruz müthiş bir kavga çıkmış doğum gününde. Sebebi ne? Kimin doğum günü? Günün olayı. Tanıdık birini mi? Yapımcı... Polat'ın mı? Polat'ın, Polat Yağcı'nın doğum gününde. Ve sonradan ortaya çıkıyor. Neden çıkmış, iş ne kadar büyümüş. Buyurun. Bir tarafta türkücü Serkan Kaya, bir tarafta popçu Berkay. Yer bir gece kulübü, etrafta sayısız ünlü ve büyük bir kavga. Gece neler oldu? Popçu Berkay'la türkücü Serkan Kaya neden birbirine girdi? İki gündür magazin manşetlerinde olan bir doğum günü partisi vardı. Ünlü yapımcı Polat Yağcı'nın doğum gününde yaşanan toz pembe görüntüler her yerdeydi. Ama asıl bomba dün akşam patladı. Doğum gününün görünmeyen yüzü. İki ünlü gırtlak gırtlağa geldi. Polat Yağcı'nın doğum gününde sahneye çıkan Berkay'ın üzerinde eşofman benzeri bir kıyafet vardı. Bu durumu önceleri kimse umursamadı. Ta ki türkücü Serkan Kaya tepki gösterene dek. Saygısız adam, böyle bir geceye eşofmanla mı gelinir? Hadi eşofman giydin, bari sahneye çıkma. Berkay sahneden indikten sonra yanına giden türkücü Serkan Kaya Berkay'a işte bu sözleri söyledi. Hem de yüksek tonda. Ortalık bir anda karıştı. Berkay zaten asabi adam. Geçmişte Arda Turan'la yaşadıkları ortada. O zaman silahlar konuşmuştu. Neyse ki bu kez olay o boyuta taşınmadı ama itiş kakış başladı. Berkay'dan Serkan Kaya'ya çok sert tepki. Ünlü türkücünün kılık kıyafetiyle ilgili yaptığı bu yorumlara çok sinirlenen Berkay aynı tonda ve çok daha sert ifadelerle karşılık verdi. Ve iki ünlü bir anda gırtlak gırtlağa geldi. Araya garsonlar girdi. Yumruklar havada kaldı. İki ünlünün yumruklaşmasına saniyeler kalmıştı ki iki garson araya girdi. Biri Berkay'ı, diğeri Serkan Kaya'yı zapt etti. Ve yumruklaşma son anda önlendi. Daha sonra doğum gününe katılan bazı ünlüler de araya girince taraflar gece kulübünün iki ayrı köşesine götürüldü ve büyük bir skandal son anda önlenmiş oldu. Hakan'cığım bu tam da senin konu.
Berkay'la ilgili yaşadığım, bizzat yaşadığım bir konuyu anlatayım. Levent'te bir mekan var. Şenol Zincir var, bizim Kolpaçino'yu çeken yapımcı. Beni oraya davet etti işi konuşmak için. Ben de ona gittim, sohbet ettik onunla. Sonra çıktım, arabamı istedim. Kimseye de anlatmadım, ilk defa burada anlatıyorum. Ondan sonra benim araba geldi. Berkay'a da bir minibüs geldi. İki sene veya üç sene önceki mevzu bu. Yalnız benim yolum kapalı. Gidemiyorum. Benim önümde, ben gidemiyorum. Ama bu tip yerlerde böyle şeyler olabilir mantığından hareketle. Yalnız net görüyor önümde yani. Beni ben olarak görmüyor ama. Beni tanı, hani benim arabanın içi gözükmüyor yani. Girdi içeri, iki tane hanım var. Konuştu, etti, bilmem, bir daha çıkıyor, bir daha gidiyor. Bir, yani tavır olarak diyorum. Ben gözlerime inanamadım. Bir 20 dakika falan bekledim. Orada. Ha, sonra valeyi çağırdım. Oğlum dedim, söyleyin de isimde dedim şu yani şuradan. Orada benim şöyle bir kanaatim oluştu. Yani ben yıllar yılı bir sitede oturdum. Böyle site, apartman önlerinde insanlar eşya bırakıyor, çocuğunu alıyor, yaşlı gelecek oluyor bilmem ne. Ben 7 yıl boyunca orada bir gün herkesin araba bıraktığı yere bir kere bırakmadım. Ben hassasım. İnsan bekletmek, yani ben hep böyle bir insanlara rahatsızlık vermeyeyim, tedirginliği içinde yaşayan bir adamım. O benim dikkatimi çekmişti. Sonra zaten Berkay ile alakalı herkesin bildiği, kamuoyunun gündemine gelen 50 bin tane hadise oldu. Ben olan şüpheli olarak ona hep baktım yani. Bu arada da tanırım. Aynı sitede oturuyoruz biz onunla. Oturuyorum, aralarda denk geliyor. Bana hep efendi der bir yani. Birebir denk geldiğimizde. Bir gün ona da bu yaptığını dahi söylemedim. Şimdi şuraya geleceğim. O doğum gününü biliyoruz, biz de davetliydik. Polat Yağcı'nın doğum günü. Bir kere bir mekana icabet ederken, ki onun adı davetse, eşofmanla gitmek olmaz. Bunun adı rahatlıkla ilgili değil. Sanatçı bu olmaz yani. Saygı diyorsun. Ha yani. Ha, olmaz yani. Artık her şeyi olunmamayla böyle olur gibi, ya ne olacak ki dersek, bu da ne olacak ki o zaman? O zaman biz eşofmanla çıkalım sabahın köründe. Ha, yani olmaz yani. Serkan'la alakalı da şu, şimdi bundan birileri diyebilir ki ya senin öyle falan filan. Bunlar olur ama erkek muhabbetinde. Yani bugün Serkan atmazdı, başkası atardı. Yani sen o daveti çıkartmışsın oraya, öyle bir kılık, sinir olursun. Bir şöyle düşün, bir kadın olarak bir davet var. Sen bu kadar özenip bözeniyorsun, davete gidiyorsun, saçın, makyajın, oyun buyun. Bir kadın eşofmanla gelse sinir olmaz mısın ya? Olur. Olur. Bu kadar yani. O Serkan olmayabilirdi de. Mesela ben de kızardım. Oğlum derdim, hayırdır, dolabını mı çaldılar eve gelmeden? Şimdi benim doğum günüme, benim evime özensiz, ben sana özeneceğim, 3 gün yemek hazırlayacağım, 5 gün davet hazırlayacağım, süsler yapacağım, bilmem neler. Öyle gelsen abi diye. Ona bile bozulur. Artı uyandırayım. Şimdi şöyle olur bu işler. Şimdi Serkan'ı da tanıyorum bu arada. Bu tip mevzular, kimle oturuyorsa Serkan, mesela Bülent Ersoy falan filan, o sahneye çıktığında zaten sesli bir biçimde masada bunun muhabbeti olmuştur. Öyledir. Saklayıp tam o geçerli hot yapmamıştır onu yani. Böyle yapmıştır. Bu ne rezillik ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ayıptır ya. Hem binden falan de burada hak vermişlerdir. Polat biliyordur bunu. Ya boş ver falan demiştir. İşte falan filandır. Bir tek o cesaret edip o tepkiyi vermiştir yani. Sanmasın ki Serkan'a özel bir durum oldu da veya herhangi bir nedenden Serkan ona takıktı da bunu bahane falan değil böyle yani. Bir şey. Nasıl yumruklaşmaya, ayrı köşelere çekilmeye kadar gider? Ne? Şimdi ben sana diyeceğim ki ya Hakan ayıp etmişsin. Niye şomanla geldin? Bak altımızı da çekiyorlar, gözüküyor. İşte ayıp oluyor izleyiciye. Deyip beni döver misin yani? Öyle kızım, sen öyle olur mu yani? Sen inanamadım yani. Niye baktın diye de insanlar birbirlerini öldürecek raddeye geliyor. Niye baktın diye cümle daha yok. Mesela şu oda. Böyle takılıyorlar. Böyle göz göze geliyor. Bir, iki, üçte biri bir. Ne hayırdır aynen diyor. Alıyor falan yani. Şimdi sen bunu öyle algılama ki. Burada direkt çocuk yanından geçerken ona diyor ki oğlum bu nedir bu kılıkla, bu kıyafetle diyor. Sen ne diyorsun oğlum falan filan, yumruklaşmaya gidiyor. Bu normal bir ben şey. Ben şimdi sanatçı olunca biraz daha yumuşak olurlar diye düşündüm. Olmaları gerek diye sen düşündüm. Sen sanatçı olunca insan işte bilindik dışı bir varlığa dönüşmüyor yani. Tabii. Sonuçta hep aynı şeyleri söylüyorum. Hepimiz insanız ya. Aynı
ürünüzde biri doktor, biri mühendis, biri polis, biri sanatçı, biri şarkıcı, biri futbolcu. Ama aynıyız yani. Hani duygular anlamında bu şeyiz yani. Her türlü şeklimiz belli. Senin dediğin söz çok doğru. Hayatın doğal gidişatına bakacaksın. Bir insanın adı kavgalarla çok anılıyorsa demek ki bir sıkıntı var. Şimdi bir, göze kestiriliyor bu çocuk. Benim kişisel fikrimi söylüyorum. Yani burada neydi adı ya? Arda Turan, Demet Akalın ki. Hepiniz uçmuşsunuz ya. Berkay çok yaşa sen. Bunlar Arda mı? Berkay ya. Neyse. Bir, bu çocuk göze kestiriliyor. Bu burada da otursa ona da söylerim. İki, antipatik. Neden demesin? Sayarsam mahcup olur. Ha, o kabul etmeyebilir. O kabul etmeyebilir. Yani ben şimdi diyorum ki bu turuncu, sen bunu etme kabul. Ben ne yapayım? Ben sana doğrunu söyleyeyim, bana kız. Bil, ömür boyu kabul etme. Bir, antipatik görülüyor. İki, göze kestiriliyor. O mühim bir şeydir, göze kestirmek. Yani anlatabiliyor muyum bunu artık? Göze kestiriliyor. Artı bütün bunlara rağmen alttan almıyor. Evet. Şimdi bu üç unsuru getirdiğin zaman... benim kişisel fikrim, kamuoyuna yansıyan senede 3 kavga olayı var ama bizim bilmediğimizde minimum 6'dır. Çok iyi anlıyorum. Zaten hayatın doğal akışı. Huyun buysa huylu oyundan vazgeçmez. Aynen, yani sıkıntı yaşar genelde. Yani. Huylu oyundan vazgeçmez demişken film gibi bir aşk hikayesi. Ne diyorsun? Aslı Enver, Murat Boz. Bak. Artık yani ayrıl kavuş, ayrıl kavuş, ayrıl kavuş. Bu seferki barışmalarında da çok önemli. Yine bir Türk filmi tadında detaylar var efendim. Merak ettiğimiz. Buyurun. Pişmanız ikimize. Gel barışalım. Usta gazeteci Bilal Özcan taşıdı haberi manşetimize. Ünlü magazinci sosyal medya hesabından Murat Boz, Aslı Enver barışını işte bu postla paylaştı. Neye doğru baksam. Ünlü gazeteciye çok sayıda kaynaktan benzeri haberler gelmiş ve Murat Boz'la Aslı Enver barışmıştı. Araştırdık. Doğru muydu? Hadi gel bir kibrit çak, şu kalbin alev alev yansın. Evet, doğru. Barıştılar. Ama şimdilik kaçak aşıklar gibi barışı saklıyorlar. Peki ama neden? Ben özlediğim galiba seni. İşte barışın hikayesi. Aylar önce Aslı Enver, Murat Boz'un kıskançlık krizlerinden bir kez daha bunalmış ve yakışıklı popçuyu terk etmişti. Terk edildim, terk edildim. İki ay geçti aradan. Aslısız bir hayat Murat için çok zordu. Hayata küsmüştü. Küstüm, küstüm. Aslı Enver'in ise keyfi yerindeydi. Ya da öyle gösteriyordu. Murat Boz'u çatlatacak, patlatacak görüntüler veriyor, gezip tozuyordu. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Son çıkan Özcan Deniz'le Aslı Enver aşk yaşıyor haberleri Murat Boz'u tamamen çılgına çevirdi. Roma'yı yakacak kadar çılgına çevirdi. Deliyim, gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım ben. Murat Boz Roma'yı yakamazdı ama İstanbul sokaklarını isyan edebilirdi. Geceleri bir başına gezip dolaşmaya başladı. Söyleyin sevgilim nerede? İstanbul sokakları. Ve araya hatırlı dostları girmeye başladı. Murat'ın durumunu Aslı'ya anlattılar. Aslı Murat'ın kıskançlıklarından illallah etmişti. Ölür müsün bir hatır sorsa? Kork be Allah'tan. Peki barış nasıl olacaktı? Murat Boz barışma konusunda ilk adımı Cem Yılmaz'dan ilham alarak yaptı. Cem'in Defne'ye yaptığı gibi Aslı'ya mesaj attı. Ve öyle bir yere davet etti ki... Ortak aşkları Beşiktaş. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. İki hafta önce İstanbul'da oynanan Beşiktaş Malatya Spor maçına gitti ikili birlikte. Her ne kadar takımları o gün maçı kaybetse de Murat Boz ve Aslı Enver iki aylık aranın ardından birbirlerini kazanmışlardı. Çok sık ayrıldılar. Tekrar tekrar barıştılar. Hayranlarından tepki aldılar. Çift son yıllarda sık sık kavga edip ayrılıyordu.
En son ayrılıkları en ciddi olanıydı ama bu sık sık ayrılık barışmalarına hayranlarından gelen tepkiler canlarını çok sıkıyordu. İlişkileri yaz boz tahtasına döndü yorumlarına şimdilik set çekmek için çift barışma haberlerini gizliyor. Kıyamadım sevginize. Bir süre daha deneyecekler. Sonra ya evlenecekler ya da sonsuza dek ayrılacaklar. Murat Boz ve Aslı Enver'in iki haftalık barış sürecinde aldıkları çok önemli bir karar daha var. Çift bir süre ilişkilerine şans verecek. Aslı Enver'in barışma aşamasındaki tek şartı neydi? Çift aralarındaki buzların tamamen eridiklerine kanaat getirirlerse evlenecekler. Ama benzeri sorunlar yeniden yaşanırsa tamamen ayrılacaklar. Zaten barışma aşamasında Aslı Enver'in karşı tarafa sürdüğü tek şart buydu. Benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Efendim siz görüntüleri izlerken Hakan çok önemli bir noktaya değindi. Kaç yaşında Murat Boz dedi? 39 yani 80 doğumlu olduğu için 40 olacak. Bir hafta sonra. Yani şey değil yani. Hani çocuk değil. Ha değil yani. Ay, sıksan eskiden dede olur 40 yaşında. Yani 20 yaşında doğrusu. Aslı Enver'le de 4 yaş var. İlişkileriyle ilgili senin ben bakış açını çok beğenirim bu konularda. Hani ben bir tek şunu çözemedim. Yani bu kadar ilişki süresi içerisinde ayrılıp barışmak hayra alamet midir bir ilişki için? Murat'ın kendisiyle alakalı konu başlığı dışında ben şunu söylerim nacizane. O da beni arar sorar konuşuruz Murat'la. Hassas bir çocuk, alıngan. En ufak minicik bir eleştiriyi bile dert edip abi öyle değil böyle diyen bir çocuk. Ama ben onu da şöyle şarkıcı arkadaşlar arasında çok şanslı şöyle buluyorum ben. Büyük bir rekabet var. Ve ön plana çıkıp para kazanabilir olmak çok zor. Ağırlıkta hanımlar tercih ediliyor popta. Tarkan'ı istisna olarak ayıralım. Kenan son dönemlerde evlendikten sonra sanki biraz daha böyle işi ikinci plana etmiş gibi oldu. Geldi ne bilmiyorum yani. Gökhan Tepe gibi mesela benim çok beğendiğim bir sanatçı kardeşimiz bile yok. Yes. Üzülen değil mi? Ne kabiliyetli mesela. Hem sesi güzel hem yakışıklı hem de iyi besteci çocuk. Kutsi benim çok iyi beğendiğim bestecidir. Böyle romantik şarkılar yapar. Ama o oyunculuğa evrildi. Dikkat et. Yani şu anlamda. Mesela Ege diye bir çocuk vardı. Bodrum'a yerleşti, kayboldu gitti. Yani Hakan bizim gitti. Yani saymak da bitemeyeceğimiz. Murat'ın en büyük şansı Acun Ilıcalı. Kesinlikle öyle. Evinin bahçesine Acun'un çok ciddi şöyle bir heykelini şortla dikip... Bak samimi söylüyorum. O kadar haklısın ki çünkü her hafta ekranda. Bak Acun'un evinin bahçesine şortlu bir heykelini dikip. Şortlu mu? Acun hep şortlu ya. Bak çok güzelmiş. Sana yemin ediyorum. Eve girsin. Evin girişinde de olabilir bu. Böyle yapsın. Acun'a hakikaten metiyelerini düzüp öyle gidip yatsın. Sabah kalktığında da Acun'u tekrar heykeline bakıp ona mumlar falan yapıp samimi söylüyorum tekrar gitsin. Yemin ediyorum size. Bak 51 yaşındayım. 1984'te bu piyasaya girmişim. Hem oyuncu camiasını tanırım. Yönetmen bu işleri. Yapımcıları tanırım. Ses, müzik dünyasını hem babamdan hem ayrıldığım eşimden dolayı bilirim. Bir sürü şeylere şahit oldum hayatımda. O çok şanslılar. Çok. Bak. O sesle şimdi onunla hani ekmek yersin ama bu kadar mı yani? 9 sene haftada 2 gece prime time. 2 gece değil mi daha fazla? 3 gece prime time. Çıkıyorsun oraya ve insanlar seni unutmuyor. Ve şöyle düşünün. Zaten adamın başarılı yani ne yapsa oraya neyi koysa başarılı oldu ya. Ben demiyorum ki onların katkıları yok. Mesela ben Murat'ın bu arada stand-upçı kadar esprilerine şey buluyorum. Çok zeki bir çocuk. Ya oraya sıcak, yakışıyor sevindi falan. Bunlar ama yani şöyle yani bu hani talih dinozoru konmuş yani. Acun'u bir dinozor olarak. Dinozoru yani. Ve bugün Türkiye'nin son 10 yılın sanat dünyasında
en şanslılar kategorisinde, bak hadise de kız, süpleksi bir kız, işte 2-3 herkes karar verdi, değiştiremez falan filan, ama ya o ses olmasa performansları ondan maddi manevi 9'unu yok say, 1. Unutacağız ya, unuturuz. Bak 1 yani. Hani hakikaten Acun'un bazı, bak bana da şu anlamda çok büyük katkısı olmuştur, Allah razı olsun. Benim aklıma öleceğim gelir böyle bir iş, böyle hani sektörü yorumlayarak bir iş bile. Ben hep şey kovaladım yani, dizi, rol, bilmem ne, Fatih Aksu'ya mı gidip kafaya alayım? İşte kim, Ali Gündoğdu'yu mu kafaya alayım? Yaşar İvrilü mü kafaya alayım? Ya bizim kafamız ona çalışıyor. Bizde de hani nasıl herkesin bir politikası var, biz de yapımcılara bakıp o rolü mü kapsak falan. Adam geldi bize. Ya dedi, abi sen burada olman lazım çünkü senden iyi bu sektörü bilen olamaz. Yaşanmışlıkların, kendin, o su bu su falan filan. Ben öyle değil böyle falan derken, bize de Allah razı olsun, hani eğer ben bunu 5 senedir yapıyorsam en büyük katkı onun. Acun'un Murat, bak şaka yapmıyorum, hakikaten heykelini diksin. Çok ya. Çok doğru söylüyorsun. Heykelini mesela, diksin. Murat Boz şarkısı hatırlamıyorum. Ha deyince hatırlayacağım, bak, yok. Bak heykelini diksin diyorum ya. Yani bakalım, yani ayrılmışlar, barışmışlar, gizliyorlar. Ben olsam mümkünse daha da gizlerdim. Çünkü bir daha ayrılıp barışırlarsa... Ha o net mesela, senin ben şeyini merak ediyorum. Mesela bu kadar ilişki uzun süreli, devamlı, hani bir bildiğimiz var bu kadar ayrılık. Evet. Bir de kim bilir bilmediğimiz neler var. Sence bu mesela olasılık olarak olabilme ihtimali var mı iki bunun? İki şey var. Dibi görecekler ya. Ha. Ya en dipte bir kavga yaşayacaklar. Saygının, sevginin biteceği ya da evlenip boşanacaklar. Ama bu kadar kavga eden bir çift evlense bile o evlilik sürmez. Eyvallah. Kesinlikle bunu yaşayan arkadaşlarım var. Ben yaşadım. Evlensen bile çare diye, hani kıskançlıktan falan, şundan bundan, dış etkilerden kurtulalım, evlenelim, birbirimizin olalım. A-a. Zor. Yok, zor. Eyvallah. Zor, zor. Aşk bitene kadar da ama bu kavga ve barış devam eder. Evet. Aşk bitene kadar. Şimdi efendim, dekolte sorunsalı. Neymiş o arkadaşım? Dekolte. Ya dekoltenin de güzeli, çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Böyle yani yerindeki dekolte. Hani ne bileyim ben, biz erkekler sıkıntılıyız yani. Hani sen güzel anlatıyorsun bu testosteron, oksitosin, moksitosin falan. Değil. Yani bu gerçek yani. Doğru. Ama yani burada nasıl anlatayım, hani böyle yani çıplak birisi olsa bile doğru dekolte her zaman daha çok baktırır, ilgi çeker yani. Aynen öyle. Azı yarar, çoğu zarar diyelim. Mis gibi. Yok yok. Yok. Geliyor bak. Ve gelsin efendim, evet, güzel dekolteler. Dekolte. Kadınların, özellikle de star kadınların vazgeçilmez silahı. Peki hangi ünlü hangi pozu daha çok veriyor? Günlük hayatta ya da sahnede. Ekranlarda en çok hangi dekoltesini ön plana çıkarıyor? Bu habere ilham veren hadisenin bu pozları oldu. Bacaklardan dikkati göğüs dekoltesine çekiyor. Hadisenin malum kalın bacaklarıyla başı dertte, Roberto Carlos gibi adereli bacakları nedeniyle Hadise dikkati daha çok göğüs dekoltesine çeken kıyafetler seçiyor. Kendinde en çok belli ki bu dekolteyi seviyor. Şampiyona şeker geliyor, geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Seda Sayan'ın favorisi sırt dekoltesi. Seda Sayan, namı diğer Kadırgalı. O yıllar yılı her şeyden vazgeçti, sırt dekoltesinden asla. Yanıyorum, söndür elimi. Gülben Ergen'in meşhur bacak dekolteleri. Her ne kadar yaz aylarında özellikle sahilde ters ışıkta yakalandığında selülit kabusu yaşasa da Gülben Ergen, gerek sahneye çıktığı kıyafetlerde gerek sosyal medyasında özenle Photoshop'tan geçirilmiş bacak dekolteli kıyafetleri tercih ediyor. Demet Akalın'ın mankenlik avantajı bacak dekoltesine yansıyor. Bacak dekoltesinde iddialı bir başka isim kuşkusuz Demet Akalın. Mankenlikten gelme bir şansı var ünlü popçunun. Uzun boylu, uzun bacaklı. Haliyle bu fiziksel özellikleri Demet Akalın'ın sahne kıyafetleri seçimine de yansıyor. Ve derin yırtmaçlı dekolteleri tercih ediyor. Bir o yana bir bu yana yürü, hadi göster bana o eşsiz dansını.
Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'dan beri göğüs dekoltesinde iddialı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde verdiği bu iddialı dekolteler çok konuşulmuştu. Canımın sultan. Hürrem, bu ne güzellik be. Tarihi gerçekliklerle her ne kadar ters düşse de gerek yönetmeni gerekse yapımcıları güzel oyuncuyu bu dekoltesiyle hep ön plana çıkardılar. Dizi bitti ama Meryem Uzerli bu dekoltelerinden vazgeçmedi. Göğüs dekoltesi Meryem'in her zaman favorisi oldu. Sıfır beden Gülşen göbek dekoltesi vermeye bayılıyor. Çıktığında Gülşen'in şarkısından çok yaptığı Türkiye'nin tek sıfır beden kadınıyım açıklaması konuşulmuştu. Bunun avantajını kıyafetlerine de taşıdı Gülşen. İlerlemiş yaşına rağmen göbek avantajını hiç yitirmedi. Zamane gençleri gibi göbek dekoltesinden hiç vazgeçmedi. Nebahat Çehre, omuz güzeli. 70 yaşında ama dekoltelerinden hiç vazgeçmemiş bir güzel o. Nebahat Çehre'nin Aşk-ı Memnu dizisinde giydiği her kıyafet olay olmuştu. Ama en çok konuşulanları da omuz dekoltelerinin ön planda olduğu kıyafetler olmuştu. O yıllara meydan okuyan fiziğinde en çok omuz dekoltesini ön plana çıkarıyor. Aleyna Tilki de göbek dekoltesinde ısrarcı. Aleyna Tilki'nin iki favorisi var dekoltede. Biri yaşı itibariyle göbek dekoltesi. İkincisi yine yaşı itibariyle basenlerini ön plana çıkartan kıyafetlerdeki tercihi. Ayol niye yaş itibari? 18 yaşındakiler... Ve göbek mi çıkarıyordu? Ya şimdi Aleyna bu şey kontenjanı, o bir kere değerlendirme dışı çıtır kontenjanı. Yani derler ya bu yani sokak ağzı. Hani de o ya, hakikaten çıtır pıtır güzel bir kız. Onu atalım. Hayır. Ama ben bir erkek olarak hani burada alıcıya arsa ona soracağım yani burada ya. Şimdi sarrafı var bu işin. Hayır estağfurullah ama erkek temsili olarak söylüyorum yani. Şimdi mesela ben bacak... hani böyle şöyle bir yırtmaç yapıyorlar ya Seda mesela uzun kıyafete şöyle. Yandan. Ha, yandan uzun gizemli. Ama. Gizemli. Hani böyle mini etek demiyorum uzun kıyafete. Anladım, anladım. Ama hafif aralarda açılır falan filan hani böyle. O daha heyecanlıydı değil mi? Şimdi mesela o güzeldir. Affedersin. Bir de göğüs. V'si. V'si. Ama tam tadında hani böyle anladın. Basit olmayacak. Bravo. Şeyi sevmem mesela. Teşhiri. Hani bu parlak marlak bir şeyler sürüyorsunuz buralarınıza. Hiç güzel değil. Onu ne yapıyorlar? Çil kapamak için. Ondan sonra kırışıklık kapamak için. Ya astrolistler çok yapar. İşte hiç güzel değil. O yansısın diye. Şimdi mesela ben hani o konuda ne derler? Çuvaldızı kendini iğneyi başlar. Mesela Sibel'i de hep söylüyorum. Şu dekolteleri hiç beğenmiyorum. Çok çirkin ve yanlış ve gereksiz. Şuralara bir şeffaf bir şeyler yapıyorlar. Yani. Bak şuraya kadar. Transparan ha evet. Bak şuralara kadar. Evet. Hayır abi hiç gerek yok ya. Neden ya? Neden? Ha çok moda biliyor musun? Ayakkabılara bile öyle şimdi yapıyorlar. Belli bir yaştan sonra şimdi her şeyin bir edebi adabı var. Sahnedeki güzel gözükme çabasına da insanlara saygı duyuyorum şıklığına. Oradaki gerekli dekolteye bir şey demiyorum ben hani. Ama bazı şeyler var olur bazı şeyler var olmaz. O yaş itibariyle de yani. Hani şu olmuyor. Sen bir şey keseyim mi? Yok yok. Devamlı kaşınıyorsun kulağını. Şimdi sevgili izleyiciler Seda ile benim bir taktiğimiz var. Onu söyleyeyim de ha, kafam çok karıştı bugün. Dedik ki biz yayına girmeden hani benim çenem çok düşük nacizane. Eğer dedik konu değişecekse kulağınla oyna diye. Şimdi üçüncü kulağıyla oynuyor o değilmiş. Diyorum kes mi böyle bir abondene oluyorum kafam bir karışıyor. Şeyi söyleyeceğim o güzel değil. Şimdi dekolteyi dozunda yapmak lazım. Yırtmaç eyvallah göğüs sırt eyvallah. Değil mi? Sırt evet. Sırt zaten dekolteden bile saymam. Ne bileyim ben yapan öyle moda oluyor. Yani şık olabiliyor. Ama yani abartılı olan her şey. Bir de dekolteyi bir yerden yapacaksın Hakan. Hem bacak aç. Hayvan. Aynı anda göğüs aç. Bir de sırtı aç. Hani sadece mahrem bölgelerini kapa çık. Ben ona dekolte demiyorum artık. O ucuz duruyor. Yani kadın mesela böyledir. Biz aramızda konuşuruz. Mini etek giydiysen üstün kapalı olacak. Öyle göğüs mi? Dekoltesi verdiysen... Bacak kısımların kapalı olacak. Bir de şey midir Seda? Gittiğin yere göre... De değişir tabii. Değişir değil mi? Tabii değişir. Her yerde dekolte verilmez. Yani. Ama mesela burada Gülben Ergen'in sürekli selüiti. O da annem dedi en sonunda. Peki niçin bu kadar açarsın kusurlu bölgeni? İşte neden soruyoruz? Sen kendi kendine sormuş ol. Ben şöyle düşünüyorum. Dekolte
en güzel yanını ortaya çıkaran, işte kusurlu yanlarında kapayan bir şekilde yapılmalı. Eyvallah. Mesela kilo aldım mı ben, şu belimi daha ince gösteren. Tabii ben işte sandalyeyi yanım, düşürüp göbeğimi saklıyorum mesela. Güzel yanım bacağımsa birazcık bacağımı daha önem. Yani böyle şeyler olmalı diye düşünüyorum. Doğru. Ama mesela Hadise'nin burada bacaklarına haksızlık etmişiz. Roberto Carlos'la yan yana koyarak. Tabii tabii. Hadise'ye bu Beyoncé tarzı vücut kadar aynen yakışıyor yani. Aynen. Ve zayıflık yakışmıyor. Ya, bravo. Zayıflık yakışmıyor Hadise'ye. Şimdi Hadise'nin sarkan bir tarafı yok. Selüiti yok. Tamam kalın ama taş gibi. Çıktığı zaman şey, falan. Hoş bir kadın yani. Evet. Böyle hani ne der? Bizde şey etli butlu falan diye söylenir yani. Ve şimdi bugün bir haber okuyorum. Kendall Jenner diye bir kadın var. Aa. Dünyanın en zengin kadınları listesine girmiş. İşte o Kardashian'ların kardeşi. Evet. Kadın da bir kalça. Bu masa kadar. Kendall'da mı? Tabii tabii. Bakayım. Bacaklar böyle. Sen konuşurken bakayım bakayım. Bak göstereyim al. Kendall'ı karıştırdım ben. Ha tamam bu benim, ben ötekini beğeniyorum. O küçük kız kardeşi. Ha işte onu beğeniyorum. Zayıf olan. Evet. Zayıf olan. O zaten top model oldu. Evet. Bunu gösterebilir miyiz kameraya? Buna da bayılan var. 114 milyon, 120 milyon mu ne takipçisi bak, var mı? Dünyanın en zengin kadınlarından. Yani nasıl tutacağımı şaşırdım. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Nasıl bir aile? Bunlar nereden geçmiş ailece ben hepsinin anlamadım. Hepsinin babası da aynı değil mi? Hayır hayır. Para basıyorlar. İşte bak şimdi mesela şu kadın Türkiye'de olsa kalçaya bak be. Böyle şişmanlık mı olur bu, bacaklara bak, baldıra bak dersin. Kadın para basıyor. Ya 10 gram zayıflatmıyorlar kadını. Zevkler, renkler değişiyor. Değil mi? Yani. Şimdi bence zayıflamaktan bahsetmişken bununla ilgili beyin gücüyle zayıflayan... Bak. Bir ünlümüz var. Bak. Onu verelim. Verelim. Ben inanıyorum beyin gücüyle zayıflandığına. Allah sen Allah. Bana sabah dedin ya hani ay bu aralar tombullaştım bir rejim yap filan. Ben de dedim ya Hakan beynim dolu yiyorum. Dedin. O kadar inanıyorum ki bir programı sunarken 2 ayda 35 kilo vermiştim. Tamamen beyin gücüyle. Eyvallah ben de böyle zayıflıyorum. Ha, izleyicilerin gözünün önünde erimiştim. Allah aynı Allah. Şekilde efendim o ünlümüz Caps'te gördüğünüz güzel. İzel. İzel. Şimdi o ilk piyasaya çıktı. 3-5 ay oluyor. Bir alışveriş merkezinde durdurdular. Ve dedi ki ben dedi artık yaşım başımı aldım. Kiloluyum. Olsun. Olabilir ya. İyiyim. Mutluyum. Çünkü sesi güzel, yeteneği var. Aynen. Yani herkes de illa fizikle para mevcut kazanmayacak. Mevcut da mutlu yani. Ama sonra müthiş zayıflıyor. Tabii herkes direkt mide ameliyatını yapıştırıyor. Klasiktir bizde. Öncelikle sağlık açısından dedim, zayıflamanın sırrını da şarkı olarak belirtiyor. Beyin gücümle kendimi zayıf olduğuma inandırdım, böyle kendimi rahatlatarak zayıflattım diyor. Sen haklı. Haklı diyorsan bir şey ben bana şey olasılık dahili gel ama böyle bir şey varsa ne güzel ben abi düşüne düşüne zayıflayayım. Hakan. Hayır işime düşün. Gelir yani. Bak ne yap biliyor musun? Ne, gideyim bu spor salonunda zıplayayım. Hiç zıplama. Zaten tamam, bir elma yapıyorsun alt tarafı. Tamam. Bütün gün zıplasa. Sadece diyeceksin ki ya kilo dediğin nedir verilir gider işte. Yani. Öyle tamam böyle diyorum. Üç akşam yemeyeyim ya. Yediğin zaman da pişman olmayacaksın. Tamam. Bak İyi 35 kilo vermiş bir kadın olarak söylüyorum. Doğru sen. 10 kilosunu geri aldım ama kan tedavisi gördüm, demir tedavisi gördüm. Ben öyle zayıfladım. Eyvah, yedim pişman olmadım. Tamam. Ama dedim tombul da güzelim dedim. Tamam. Ondan sonra rejim demeyeyim değilim ama niye yiyeyim ki ya dedim. Canım da istemiyor dedim. Ha, kendini terbiye ediyorsun beynini. Eyvallah zaten öyle her oldu. Şey irade ya. İradeni koyuyorsun yemiyorsun yani. Burada şimdi, Cem Yılmaz mı var? Herkesin merak ettiği konu dün aniden rahatsızlanıp şovunu iptal eden Cem Yılmaz efendim. Son sağlık durumunu açıklamadı. Geçmiş olsun diyelim Cem kardeşimize. Evet şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmam lazımdı. Ama yine de Bostancı'dayım ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde değilim. Oyunumuz 5 Ocağı iptal olacak galiba. Ama her şey onda, iyiyim. İyiyim ama gidiyor gibi. İyiyim, merak etmeyin. Nesi olduğunu bilmiyorum. Griptir ya, ben 20 gün çektim kızım. Griptir yani, geçmiş olsun. Yani oradan kalp ameliyatına falan girecek gibi durmuyor. Bak çok zayıflamaktan da vücut düşüyor. O da çok hızlı zayıfladı. Müthiş bir virüs var. Yağış olmadı.
ana haber bültenlerinde inanılmaz ikaz ve uyarılar geliyor. Uzmanlar çünkü hastanelere, oralara, buralara herkes gidiyor. Bu arada komşu ülkelerde 45 kişi, 50 kişi falan ölüyor. Tabii. Virüsten. Hani dikkat etsinler, en çok çocuklara dikkat etsinler. Yazık yavrum, onların hani bünyeleri gerçi bizden güçlü ama hani çocuk oldukları için daha üzülüyoruz onlara falan. Artık eskisi gibi değil gripler. Hani biz geçmiyor. Evvelden burnu silerdik. 7 gün derdik. Bir şuran kızarırdı ama ayakta geçirirdik. O işler bitti ya. Grip oluyorsun, o başka rahatsızlıkları tetikliyor yani. Bunlar da kapıda kuyruk olan, gösteriyi izlemeye gelenler ama son anda çıkamayacağını anlıyor sahne. Sağ olun. Tabii. Geçmiş olsun diyor. Büyük geçmiş olsun. İnsanlar da anlayışla karşılar onu yani. Ona ihtiyacımız var. Robin Hood geliyor. Gelsin. Ama okla falan gelmiyor efendim, arkadaşlar. Gizemli hayırsever. Bakın neyle geliyor. Bir düğünde ortaya çıkacak mı sizce? Kayıtsız kalamadığı bir aykırış var. Ona cevap verdi. Yardımcı oldu yine maddi ama fiziksel olarak görebilecek miyiz? Bakalım. Şu anda girdi içeri. Kişilerin hesabını topluyor. Bu ekipte dağıtıyor, zarf dağıtanlar değil mi? İhtiyacımız vardı. Yani ben düğün yapacağım, nişan yapacağım. Yani bana 3 milyar da verseler, 5 milyar da verseler yani daha iyi olurdu. Minicik bir hediye getirdim. Kim bu? Robin, o isteğe kayıtsız kalmadı. Robin Hood bir kez daha 61 yaşındaki Vecihe Algül'ü mutlu etti. Robin Hood gönderdi. Robin Hood ve ekibi mahallede gezerken Vecihe annenin kapısında çaldı, ona da 1000 lira verdi. Vecihe anne de 3-5 bin lira daha olsaydı daha iyi olurdu dedi. Robin Hood'un ekibi bunu iş adamına söyledi. Aradan 4 gün geçtikten sonra bu kez elinde çikolata, 5'i bir yerde ve 1000 dolar para gönderdi. Annemin zaten en büyük hayaliydi gelinine 5'i bir yerde takmak. Ne diyeyim, hayallerine kavuşturdu. Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş adamı birkaç aydır İstanbul'un bazı semtlerinde içinde 1000 lira olan zarflar dağıtıyor, vatandaşı sevindiriyordu. Bir tanesi zarfı çıkardı, bu Robin Hood'un hayırıdır, lütfen kabul edin dedi. En son geçtiğimiz cumartesi günü Üsküdar'da 15 aileyi sevindirmiş, bakkalın veresiye defterini satın alıp borçları kapatmıştı. Robin Hood'un adamlarının ilk görüntüleri de o gün ortaya çıktı. Saatler 3'ü gösteriyordu, bakkala 3 kişi geldi. Borcu olanlar var mı diye sordu İsmail abiye. İsmail abi de veresiye defterini karıştırdı, 9 kişinin ismini verdi. Dün birisi geldi, ben söyledim kendisine ve hesabın kapandı diye nasıl mutlu oldu anlatamam size yani. Hayırsever iş adamı oğlunu evlendirmeye hazırlanan Vecihe Algül'e önceki akşam 15 bin lira değerinde altın ve dolar gönderdi. Minicik bir hediye getirdim. Kim bu? Robin Hood gönderdi. Asla beklemiyorduk, ben bile çok şaşırdım. 1000 dolar da para göndermiş. Nişan yapayım diye sağ olsun onu da yollamış. Nişan masrafları. Algül heyecanlıydı, konuşmak istemedi. Kızı Hülya Robin Hood'a teşekkür etti. Mutlu olduk. Yani annemin en azından hayallerini gerçekleştirmiş olduğu için mutlu oldum. Anneniz çok heyecanlı, konuşmam dedi. Hiçbir şekilde istemiyorum. Algül'ün damadı ise Robin Hood'a teşekkür edip düğüne davet etti. Biz düğünümüze de bekliyoruz inşallah ekibiyle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teyze ayıp etmiş. Benim yorumum bu. Ya ayıptan ziyade şu yani yanlış. Ya şimdi senin hani ihtiyaca mukabil çok yardıma ihtiyacı olan insanlarımız var doğal olarak. Şimdi o tespit edilip bu yardımı yapıyor, sen onu takıyorsun ya. Bir dur, kenarında dursun dedim. Kendin için, geçimin için hani bir şey yap onu, tutu o parayı yani. Hani anladın mı? Onu sen şimdi taktın mı, sen yine sıkıntı devam ediyor. Ne oldu yani şimdi? Aynen öyle. Ha, var olur imkanların. Onu 5'i bir yerde takacak kadar şeyidir mesela. Ben 5'i bir yerde, ben bir tane alıyorum, koyuyorum, takıyorum. Çoğu da çok yakınım olması lazım. Hani durumumuz yok. Bana takacaksan evleneceğim. Sana. Hı. Sana 5'i biz, 100'ü bir yerde falan ancak. Şey yani hani bu söyle adını, imkanla orantılıdır ya jestler. Tabii. Senin yok zaten, niye götürdün taktın onu? Bak sen adam sana verdi yardımı. Bak, sen işin orasındasın, ben de şurasındayım. Bana zaten 11 bin değil mi Ufuk? 11 bin lira verilmiş önceden. Ha. 15 bin mi? Oo, bana önceden 15 bin lira verilmiş. Bak öperim. Ya oh, herhalde. Parasızlığımda 1000 kere başıma korup. Tamam. Bunu bana Robin Hood, hiç tanımadığım bir adam değil, anam babam da verse utanırım. Bak utanırım. Ben annemden para istemeye utanırım. Tabii. Ve doğrusu ezilirim. O. Ve ezilirim yani. Tabii. O parayı aldığım zaman. Doğrusu o. Ondan sonra 5-10 bin lira
daha verseydi iyi de demek ayıp. Bu arada doğru. Sorduğum şey oydu. 1000 TL mi gönderilmiş en başta? Tamam. Benim sorduğum oydu. En başta işte herkes gibi 1000 TL gönderilmiş. 15 yok. Yok. Heh. Ondan sonra o 5-10 bin daha istiyor üstüne. Güzel. İsteyemem. Adam şimdi iyilik yapayım derken tartışma konusu diyordur ki nereden yaptım bak o yok o doğru ama yanlış. Ama adam buna rağmen bir de benden istense de bu. Dünyanın en hayırsever insanı olsam sana vermişim hiç mecbur değilim ve tanımıyorum. İhtiyacım var diye 1000 lira vermişim. Aha. Hiç tanımıyorum. Babamın oğlu diz. Evet. 5-10 bin daha verseydiydi ya. Tabii. Diyen birinin o 1000 lirasını da geri alırım gidip. Ben maalesef sana katılıyorum. Gerçekten. Doğru söylüyor yani. Geri alırım. Sinir olurum yani. Ben anamdan borç istiyorum, utanıyorum. Büyüğü küçüğü olmaz yani. Tabii bir de tanımıyor. Ama orada mesela kendi yetersizliğinden kaynaklı velev ki böyle bir şey dedi. Adamları da gitti ona dedi ki abi böyleyken böyle ona verdik, şuna verdik, şu şöyle falan. Yalnız şöyle bir durum oldu abi. 1000 lirayı verdiğimiz bir hanım var. O işte şunu da yollasaydı, bunu da yollasaydı dedi deyip değerlendirmesi de yanlış. Ha. İşte, zaten yani. Aynen öyle. Şimdi Robin Hood'u da eleştiri. Nasılsa kim olduğu belli değil. Ama Robin Baba. Bence o nikah gitmez, yüzünü de göstermez. İyiliğin büyükçü yok ya. Allah razı olsun. Yapmış. Ordu'da uçakta bir panik yaşadı. Ya bunu sana ben, izlettirmek istemiyorum. Gözlerim. Bunu zaten radyodan dinledim, yaşadım yani öyle bir haber bu. Bak yani biliyorsunuz Hakan'ın uçak korkusu var. İşte o korku dolu anlar, piste inemeyen uçak. Buyurun efendim. 2 yolcu uçağı da türbülansa girdi. Pistleri pas geçti. O uçaklarda büyük panik vardı. İnmiyorsa inmesin başka yere gitsin ya. Çok bunaldım. İlki İstanbul'dan Van'a gidiyordu. Ancak kötü hava şartları yüzünden inemedi. Uçak türbülansa girince panik katlandı. Sonunda uçak Van'a değil Erzurum'a indi. Aynı korku ve panik İstanbul Ordu uçağında da vardı. Geri kalktı, ne inmesi? İnemiyor, inemiyor. Pilot iki kez pisti pas geçti. Sen onu daha panik yapıyorsun, ne olursun bağırma. Aynen onu daha çok korkutuyorsun. Herkes nefes alamıyor. Yolcuların korkusu da arttı. Üçüncü denemede pilot uçağı indirmeyi başardı. Herkes rahat bir nefes aldı. Şimdi korkutmak gibi olmasın Hakan'cığım. %97'si uçak kazalarının inerken ve kalkarken ilk 5 dakika içinde ve son 5 dakika evet. içinde. Şimdi burada ben neye inanamıyorum? Burada pas geçme hadisesi var. Yani o çeken nasıl mesela ben hayatta böyle bir şeye şey olsam hani maruz kalsam ne çeke zaten o aklımın ucunda hani canımla uğraşıyorum yani aklıma gelmez. Çekenin de konunu çıkartıp atmak isterim yani. Değil mi? Bir hani de biri o... bağırdı mı? Nasıl? Bir de mesaj mı? Bağıran biri onu yayıyor etrafa. Ama o korkuyor yani. Herkes değişik korkuyor. Yani orada çığlık, bağırma, ağlama. O normal yani. Şimdi bende bir de şu oldu. Bu uçak pas geçmeleriyle alakalı. Ben galiba 89'da askerdim banda. Veya 88 yanlış hatırlamayayım. Tugay Komutanı Orhan Ballı. Selam saygılarımızı ileteyim buradan. Böyle ben onun postasıydım. Çay ocağında böyle takılıyorum. O çıkacak, biz çıkacağız. Abi kalk kalk acil gidiyoruz falan filan. Ne oldu oğlum dedim. Uçak düşmüş dediler bana. Ondan sonra meşhur o Van uçağı. Ben de zannettim ki o zaman da benden bende yine korku var. Bu kadar değil ama var yani. Ben de zannettim ki çocuk bende kafa yapıyor. Oğlum dedim yürü git böyle şaka falan. Abi dedi çabuk dedi komutan çıkıyor falan. Hakikaten biz çıktık gittik meşhur o Van uçağı. Ve enkazı biz topladık orada. O şöyle olmuştu. Şimdi Güneydoğu olduğu için o zaman o hal var. Olağanüstü hal var. Şimdi şöyle bir dağ var pistte. Şu dağ açtığından havaalanının şeyi gözüküyor. Pist gözüküyor. Pilot şey hava var. Kötü hava var. Sis var. Tipi var falan filan. Pilotlarımızın çoğu zaten çok maharetliler. Yani hep askeriyeden geldikleri için ağırlıklı olarak şeyler yani yetenekli çoğu. Pas geçiyor. Ankara'dan diyorlar ki gel. Çünkü öyledir. Tabii. Bizi. Merkez diyecek değil mi? Dön derler. Fakat diyor ki yılbaşı üstü. Yılbaşı üstü.
Çünkü kurtulan Stewart anlattı bunu. Bir tane Stewart kurtulmuştu. Birkaç tane kurtulan olmuştu. Ondan sonra diyor ki, şimdi orada diyor askerlik yapan bir sürü diyor çocuk var. Memleketine diyor şeyine izne gidecek. Burada da diyor hasretliği olan orada insanlar var diyor. İnisiyatifiyle alıyor ve maalesef iniş takımlarına çarpıyor. Şimdi pas geçerken iniş takımlarına açık ya. İniş takımlarına çarpıyor. Dolayısıyla pilotlarımızın iyi niyetlerine sonuna kadar saygı duyuyorum ama profesyonel işte şunu asla inisiyatif bu durumlarda kullanmamak lazım. Doğru. Sana gel dediler mi dön kardeşim. Dön. Bu uçak silecek yüzünden kalkmıyor dediler mi kalkma. Dön dediler mi döneceksin. Çünkü bu havacılık kanununda prosedür aşırı önemli. Onda inisiyatif olmaz. Çünkü pardonun yok. Hani senin pardonun yok yani. Allah'tan ki bu iki tane hadise telafisi mümkün şekilde geçiştirilmiş yani. Bir şey olmamış yani. Bir kayıp mayıp yaşamamışlar. Bir şey yani. Daha rica ediyorum ben pilot ve hosteslerden. Bunu yapmıyorlar. Benim de uçak korkum var ama ben ilaçla atlatıyorum. Hakikaten anons etsinler. Bunu yapmıyorlar. Neyi? Mesela çok ciddi bir türbülansa girdi. Zangır 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 zangır. Millet korkmaya başladı filan. Tamam. Hiç ses yok kimsede. Ne gibi? Ya, onu söylüyorlar ama ya. Söylemeyen o kadar çok rastladım. Ha eyvallah. Hosteslerin ellerine yapışıp ağladığımı bilirim. Bir şey olmuyor değil mi diye. Onu da yapsınlar. Telkin etsinler. Bu neler diyeceğim bir şey ya? Tabii canım. Aa. Film benim çekmiş yukarıda. Bir şey olmayacak değil arkadaki, mi falan demiş. Arkadaki adam şey dedi bana bir gün ya. Bir uçak inse de sizden kurtulsak dedi yani. Bak. Vay vay vay. Ben de senden eyvallah. Az değilim yani. Şimdi efendim maalesef artık çok azalsa da halen başlık parası gündemde. Şırnağa gidelim bakalım. Başlık parasıyla ilgili neler yaşanmış? Sen töremizi de içine edeysen Hüsam Efendi. İki tarafı da aynı zamanda çağırmak da ne oluyor? Müslüman dini aşikar Sekine Karı. Sahnımız gizimiz yok. Aa, biz 5000 veririk. Ben bu Fecriye ne de? 5500. Yüzyıllardır süren başlık parası nice filmlere konu oldu, ne ocaklar söndü. Rıfkı oğlum, 200 bin lira başlık parası 6 sene evveldi. Onu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Ama artık o kabus bitmek üzere. Şırnak'ta Uludere ilçesinde kanaat önderleri bir araya geldi, bölgedeki başlık parasını kaldırdı. Gençler artık çok mutlu. Bu kararın daha önce alınması gereken bir karardı. Büyüklerimizden teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar oldu. Yörenin kanaat önderleri kadınların bir mal gibi alınıp satılmasına dur dedi. Ve başlık parasını, çeyiz düzme adetlerini yasakladı. Damatların gelinleri almak zorunda olduğu 100-150 bin lira değerindeki altın miktarı ise 35 bin liraya düşürüldü. 100 bini, 200 bini bulan saçmalıklar. Ama artık bu altınlar 35 bin lirayla sınırlandırıldı. Kurallara uymayanlarsa protesto edilecek. Kurala uymayanlar... Biz de böyle bir karar aldık, düğün marasına gitmeyeceğiz. Şimdi burada Hakan, her kadına aynı başlık parasını veriliyor ki. Ha, bu standardı kim belirliyor? Ha, neye göre? Neye göre? Hani boyuna mı, posuna mı, kilosuna mı? Kilosuna mı, güzelliğine mi? Bir de şu var. Yani her ailenin durumu aynı mı? Ya trajikomik bu. Yani bu artık bunların zaten yani şu kabul edilebilir bir şey mi? Birisinin benim kız... Çocuğuma yani herhangi bir nedenden dolayı değer biçiyor olmuş olması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Hangi devirde yaşıyoruz? Ha, evvelden işte filmleri de hep çekildi. Adetten hani o bilinç yok adet konsantrasyonuyla sıradanlaşmış bu anormallikler çok normal olarak eğlenerek gülünerek trajikomedi yaşanmış yani. Tamam eyvallah bir şey demiyoruz yani eskiden. İmkansızlıklardan ve bilgisizliklerden yaşanmış birçok şey var. Yapılıyor mu şimdi? Hayır. Hayır. Yani gibi. Ama artık bu devirde bunlar konuşulması bile abes yani. Ama burada güzel bir şey var. O 35 bini de çeyizle kullanacaklarmış. İyi. Hayır. Şey anlamında diyorum. Şimdi adeti şöyle yaşanmasına eyvallah. Sen Anıl'la evleneceksin. Zaten tamam. Sen seviyorsun Anıl'ı. Tamam. Anıl da seni seviyor. Aileleriniz de buna şey muhalif değil yani. Okay. Tamam. Bir de adet gereği sana imkanları dahilinde bir başlık parası veriyor. Eyvallah. Ama şu değil o. Hiçbir şey yok. Birisi sana kendince 100 işte
cazip gelebilecek rakam neyse ailene teklif etti diye başlık parasını bu çok verdi hadi sen oradan git. Yani bu direkt ticari. Aynen öyle. Yani, adı da zaten başlık o bile. Hayır yani öyle olması ki öyleymiş başlık. Zaten bu Kemal Sunal filmlerinde de meşhurdur bu film. Evlenemez unuttum şöyle neden evlenemiyor? Öyle bir başlık parası istiyor sevdiği onu o başlık parasını verebilsin diye Kemal Sunal şehre çalışmaya gidiyor. Aynen. Başka gözü olan birisi şu zamana kadar getirmezsen o parayı verecek diyor falan açık arttırma yani. Bayağı işte öyle. Onun üzerine de film yapılmış Ertem İlmez filmi yani. O yüzden işte o trajikomedi kızlar yani. Kızlar kaçırılıyor ama bak Musevilerde tam tersi drama var. Ha, o işte bizim dediğimiz o. Kadın başlık parası veriyor. Hayır ama orada da şu var. Doğal akışına karışmıyorlar. Sen onu gerçekleştireceğin zaman adet genelinde herkes için geçerli o. Tabii. Ya diyelim ki ben şimdi Ezgi'yle evlenmedim mi? Evet. Sevdik evlendik de kız da bizi sevdi yani. Ona rağmen benim ona imkanım dahilinde bir şey yapmam lazım gerekiyor gibi düşün. Onunla da adet. Adet. Herkes için geçerli ama. Tabii. Zaten seviyorsan yapacağım. Ama eleştirdiğimiz yön ne? Bildiğin açık arttırma gibi şu parayı veren bu kızı alır deniyor idi. Aynen. Böyle bir şey olabilir mi? Mal gibi mi? Alınıp satılmak. Evet. İşte açıkçası bu. Olacak iş mi yani? Yani. Efendim şimdi bir de konut vergileri var. Heh. Bu çok önemli. Tabii. Yani konut çok alım satılıyor ya sanki. Bu şey mi? Görüntülü mü? Tabii. Tamam. İzleyelim. Efendim, evet. Konutlarda gelinen son durum ve vergiler. Benim gayrimenkulcüyüm çok fazla. Çok fazla. Olmaması gereken şey. Yaşlı bir teyze oturuyor. Emekli maaşı var. Nasıl ödeyecek onu? Değerli konut sahiplerine çıkarılan vergi tepkilere neden oldu. O yüzden de hükümet harekete geçti. Ve kanunun yeniden düzenlenmesi gündeme alındı. 48 bin lira mı ne vergi? Bunu nasıl ödeyecek yani? Emekli maaşıyla geçiniyorum ben diyor. Tartışmalara neden olan değerli konut vergisi kanunu 7 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Hatta birçok konut sahibine ödeyecekleri rakamlar posta yoluyla bildirildi. 5 milyon TL değerli konutlarda minimum 15 bin TL, 7,5 milyon TL üzerindeki konutlarda minimum 45 bin TL, 10 milyon TL üzerindeki konutlarda da minimum 100 bin TL her yıl değerli konut vergisi ödemekle yükümlü olacaklar. Değerli konut vergisi en az 5 milyon lira ve üzerinde değerde mülke sahip olanlara tebligatla gönderilmişti. Ancak itirazlar çoğaldı. Özellikle miras yoluyla üzerlerine ev kalanlar ve gelirleri az olanlar tarafından. O yüzden de kimi evim o kadar para etmez dedi, kimi de vergiyi ödeyecek gelirim yok diye itiraz etti. Vergisel düzenlemelerin mali gücü orantılı olması mutlak bir zorunluluktur. Yapılan değerlendirme sonucunda da vergi hesaplamaları yapılırken bazı vatandaşların mağdur edildiğine karar verildi. O yüzden de kanunla ilgili düzenleme gündeme geldi. Vatandaş bu koşullarda kendi gayrimenkullerinin değerinin kendilerine tebliğ edilen kıymetlerle uyuşmadığını, aralarında fahiş fark olduğunu iddia etmektedir. Düzenleme sadece bir konutu olanların değerli konut vergisi ödememesini amaçlıyor. Kendisine 5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu kişiler vergiden muaf tutulabilecek. Tabii bu önerilerin hepsi muhalefet partilerinin de görüşü alınarak yeniden hazırlanacak. Meclise yeni bir yasa teklifi olarak sunulacak. Bu arabada var, evde de olmalı mı? Senin konun tabii. Şimdi devletimize güçlü olması için vatandaşlar olarak, insanlar olarak hele hele Türkiye'nin bugün için içinden geçtiği süreçte yani hakikaten verdiği mücadeleler de devletimizin desteğe ihtiyacı var. Bunu ben biliyorum. Yani ortamız coğrafya cayır cayır yanıyor. Kendi geleceğimizi ve vatandaşlarımızın geleceğini uzun vadede korumak için maalesef yeri geliyor, icap ediyor. Askerimizi sınır ötesine yolluyoruz. Yerli ve milli silahlarımızı geliştirmek için oralara yatırım yapmak zorundayız. Doğu Akdeniz'de denizin altındaki rezervleri çıkartmak için çok çabuk çabuk gemiler, sondaj gemilerini denize yolluyoruz, onun personeli. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, bir taraftan Batı ve Amerika bizim bu bağımsız politikalarımızdan binlerce yaptırım uyguluyor. Yabancı yatırımcılar inanılmaz plan program içerisinde Türkiye ekonomisine zarar verme çabası. Bu zor geçiş döneminde devletin para ihtiyacı var. Doğru. Hiçbir şey parasız olmuyor. Eyvallah dibine kadar da verelim ama şu doğru değil ve benim etrafımdaki insanlar da onu konuşuyor. Bir, para kazanan insana olumsuz bakmayalım. Para kazanan insan zeki insan.
akıllı. Akıl cezalandırılmamalı. Akıl önemli, tam tersi mükafatlandırılmalı. Hep bunu söylüyorum yani. Şimdi benim mesela hiçbir zaman böyle bir 5000, 10000 çalışanım keşke olsaydı. Ama kafam çalışmıyor ki o kadar benim öyle bir... Ama öyle şimdi gerçekler acıdır acıtır. Senin başka şeylere çalışıyor. O ayrı yani. Ama bizim ülkemizin iş adamları, istihdam sağlayan sanayiciler bu ülkede şeyle, namusuyla, şerefiyle istihdam sağlayıp para, mal, mülk sahibi olduysa vay sen bu kadar param var hadi bu kadar da öyle bir şey dünya öyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Adam yani. Suçlu gibi. Hani sanki sen zeka çalıştın, yaptın, suddafet falan öyle bir şey ben hiç doğru bulmuyorum. Konut vergisi işine ediyorsun. İşte oraya diyor, onu zaten söylüyorum yani. Yani şimdi bu şu. Hayır, ne münasebet canım yani farklı anlamda. Ekonomik durumu iyi olanları zaten biliniyor ki her dakika liste var vergilerden. Evet. Zaten adam fazla veriyor. Bu vergi şeyleri açıklanmıyor mu? Açıklanmıyor. Zaten vermiyor mu işte adam? Veriyor. Malının mülkün gelir vergisi denen bir şey var. Bir de dediğin doğru. Miras yoluyla kalanlar var. Ben o yalıları görüyorum. O ayrı şimdi. O ayrı bir konu. O babadan kalmış. 200 milyonluk bizim bir isim vermeyeyim sevdiğimiz arkadaşımıza. 200 milyonluk babadan bir şey kalmış. Vergisi eğer bu okey olsaydı, tamam olsaydı 2 milyon verecekti. Adamın öyle bir parası da yok bu taraftan. Bir de şöyle bir şey oldu. Bu işine gelinmediği için adam diyor ki zengin de. Ben bu malı satayım buna niye? O durduk yerde 2 milyon veriyor. Alacak da almıyor. Doğru. Kaldı sen ticarete de büyük zarar vermiş darbe oldun. Vuruyorsun. Yani aslında kaş yapayım derken göz çıkması. Allah'tan ki bu biliyorsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hemen durduruldu bu. Ben bunun bir sene sonra da uygulanacağını düşünmüyorum. Bir sene ertelendi. Ama çünkü eşitlik ilkesine aykırı, kanunlara aykırı, anayasaya aykırı. Hiçbir olumlu bakabileceğim. Ha devletimize bak ben diyorum ki Kur'an hakkı için. Kur'an bana bugün bu neyim varsa bu insanlar verdi. Doğru. Bu devlet verdi bana. Bu insanlar verdi. Kur'an hakkı için bizim gereksiz hiç hepsi helal hoş olsun ama bu değil. Doğru. Efendim kısacık bir reklam arası ve sonra sürprizimiz. Akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Muazzez Hanım severim. Nostalji kraliçesi kaldı adı. Dolu dolu ses. Hanımefendidir de. Selam saygılarımızı iletelim buradan. İnşallah sağlığı saati iyidir. İyidir. Ben geçen gün magazin programında gördüm. Öyle mi? Hem sağlıklı hem güzel. Biz de verdik. Eyvallah. Evindeyken. Sevgiler saygılar efendim. Yarın sabah 9'da burada sizi bekliyoruz sevgili Hakan Ural'la ve hayata dair her şeyle. Hoşçakalın. Bunu senden ummazdım. Çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve alsam 40 yıl hatırım.